Namussuzluk, gavurlukta bile yok. Ne demek bu ya? Gayrimeşruluğu savunacak hale gelindi. Kalkmış en yetkili birisi, yok efendim pantolon niye kadınlara yanlış olsun, bu hocaları dinlemeyin diyor. Evet ben diyorum, bir kadın pantolon giyemez. Biz ne konuşacağız daha? Neyi konuşacağız biz daha? Namus gittikten sonra neyi konuşacağız biz daha? Sen yetkiliysen yetkini yap. Mimarsan projeni çiz. Bak ben burada statik hesaplardan bahsetmiyorum. Doktorsan teşhis yap. Hocaysan dini konuş. Hoca değilsen dine ihanet etme. Muhatabın Allah'tır. Vay efendim, kadınları sahadan çekmeyi konuşan hocaları dinlemeyin. Kur'an diyor, Ahzab suresi, ve karne fi buyutikunne, o kadınlara söyleyin evlerinde otursunlar. Ayet Ahzab 33. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Sen dinden çıkmışsın, haberin yok ya. Allah liyakatsizleri başımızdan def eylesin. Amin. Haddini bil. Haddini bil. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنْ Kadınlar evlerinizde oturun. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَ Cahili kadınlar gibi kıvrık kıvrık gezmeyin. Ayet burada. وَاقِمْنَ السَّلَى Namazını kıl. وَاَتِنَ الزَّكَى Zekatını ver. وَاَتِعَنَ اللّٰهَ وَرَسُولَ Allah'a, peygambere itaat et. Bu hocaları dinleme. Ne demek bu? Ne demek bu? Bu nasıl bir şeydir? Herkes haddini bilecek. Allah'ın dinine saygısızlığı biz kabul edemeyiz. Namusun vidalarının gevşetilmesine biz katlanamayız. Ölürüz, göğsünü siper et, dursun bu hayasızca akın diyor. O zaman İstiklal Marşı'nı değiştir. Biz namussuzluğa göğsümüzü siper etmeyecek daha ne yapacağız? Aman dikkat edelim.